Genelde arkadaşlar demolarımızı kaydediyoruz. Bu demoyu da kaydedeceğiz. Geçen haftaydı galiba en çok istek yapan demoyu seçtik. Demoları seçtik bu hafta. Mesela diş sıkma çok fazla. Diş gıcırdatma, diş sıkma bunlar çok fazla ne oldu? Bizlere soruldu ve biz de o yüzden bugün bu demoyu yapıyoruz. Yani bu haftaki demolar en çok istek alan demolar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi öncelikle yeni Alman tıbbına göre diş sıkması, diş gıcırdatması elde edememe travmalarıyla son derece ilgili. Elde edememek, bildiğiniz üzere bir hedefi elde edememek, bir kişiyi elde edememek, bir nesneyi elde edememek. Elde edememek basit bir şeyi elde edememek de olabilir. Yani çocukken bir oyuncağı elde edememek bile olabilir. Bu elde edememek sizde yeni Alman tıbbına göre arkadaşlar diş gıcırdatma problemi yapıyor. Şimdi bir de dişin şöyle bir özelliği var. Anne karnında hamilelik döneminde özellikle annenizin kimseye anlatamadığı bir sırrının olması da buna sebebiyet verebiliyor. Şimdi vuruşlara başlamayın. Gözleriniz kapalı olsun. Ortam karanlık olsun. Dişlerinizi düşünün. Size sağladığı faydaları düşünün. Hayvanların dişlerini nasıl kullandığını düşünün. Bazen saldırı amaçlı kullanırlar. Bazen yiyecekleri parçalamak için kullanırlar. Dişlerle ilgili kullanılan deyimleri düşünün. Diş bilemek. Dişini sık. İnsanlara dişle ilgili ne kadar çok deyimler kullanıyoruz. Hayatınız boyunca dişinizle ilgili yaşadığınız sıkıntılı durumları bir hayal edin bakalım. Kaç defa diş doktoruna gittiniz? Diş ağrısı çektiniz. Ve bu sıkıntılı durumlar hep dişlerinize gerçekleşti. Evet, çocukluğunuzdan beri vardı. Yakınlarınızın da dişleriyle ilgili problemler yaşadığında onlara nasıl gözlerle baktığınızı hayal edin. Ve yine asıl konumuz olan diş sıkma ya da diş gıcırdatma gibi problemleri yaşadığınızda ne zamandan beri yaşadığınızı bir hayal edin. Bu problem çenenize zarar veriyor, kendinize zarar veriyor. Belki çok kontrolcüsünüz, hiç akışa bırakmıyorsunuz. Belki muhalif bir kimliğiniz var, insanlara güvenmiyorsunuz, şüphecisiniz. Bunun neden olduğunu bilmiyorum, belki siz de şu an bilmiyorsunuz. Açık seçik bilmenize gerek yok. Şimdi kendimize itiraf etmemizin zamanı geldi. Ve dişler kendimi ifade etmemin parçası olduğu için vuruşları şimdi yapmaya başlayalım ve kendimize itiraflarda bulalım. Kendimi ifade etmekte zayıfım. Kendimi ifade etmekte zayıfım. Kendimi ifade etmekte zayıfım. Kararlar almakta zorlanıyorum. Kararlar almakta zorlanıyorum. Bir türlü karar veremiyorum. Sözlerimin dikkate alınmadığını hissediyorum. Sözlerimin dikkate alınmadığını hissediyorum. İstediklerimi elde edemedim. Edemiyorum. İstediklerimi elde edemiyorum. Hayattaki yerimi ve sorumluluklarımı hatırlayınca korku dolu hissediyorum. Hayattaki yerim, hayattaki sorumluluklarım beni korkutuyor. Kendimi tehlikede hissettim. Ve nasıl tepki vereceğimi bilemedim.
kendimi tehlikede hissettim ve nasıl tepki vereceğimi bilemedim. İleriye doğru hareket edemedim. Düşüncelerimi ve duygularımı hayatıma aktaramadım. Şu içimdeki çatışmalar dişlerime yansıdı. Kimseye anlatılmayan sırlar, suçluluk duyguları dişime yansıdı. Atalarımın işlediği, gizlediği suçlar, annemin bana hamileyken sakladığı sırlar, suçluluk duyguları, bastırdım. Mutsuzluğumu bastırdım. Agresifliğimi bastırdım. Öfkemi bastırdım. Gün boyunca kelimelerle ifade edemediklerimi, söylenmemiş olan, içime gömdüğüm her şeyi sessizce içimden konuşuyorum. Bu beni yordu. Bu beni yordu. Günün stresi beni yordu. İçime atmak beni yordu. Kendimi ifade etmekte zayıf olmak beni yordu. Karar alamamak zihnimi ve bedenimi yordu ve benim enerjimi çok düşürdü. Söylediğim sözlerin dikkate alınmaması beni üzdü. İstediklerimi elde edemediğimde yaşadığım hayal kırıklığı. Kendimi tehlikede hissettiğim anlar. Tepkimi nasıl vereceğimi bilememem. İleriye doğru hareket edememem. Düşüncelerimi, duygularımı hayata tam anlamıyla aktaramamam. İçimdeki çatışmalar. Kimseye anlatılmamış, ailedeki gizlenmiş sırlar beni mahvetti. Mutsuzluğumu bastırmam, agresifliğimi bastırmam beni mahvetti. Benim ifade edemediklerim, annemin babamın ifade edemedikleri, atalarımın ifade edemedikleri, içine gömdükleri her şeyin duygusu şu an bedenimde, boğazımda, belki kalbimde, belki karnımda, belki ellerimde, kollarımda, omuzlarımda, bedenimin herhangi bir yerinde. Şu an o duygulardan özgürleşmeye niyet ediyorum. Ve şu an vuruşlar yaparken tüm bu hisleri serbest bırakıyorum. Bedenimin rahatlaması adına, dişlerimin sağlığı adına serbest bırakıyorum. İşlenmiş suçların getirdiği, atalarımın işlediği suçların getirdiği ağırlıkları şu an ve burada bedenimden serbest bırakıyorum. Artık özgürleşmeyi seçiyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Gece uyurken rahat bir şekilde uyumayı seçiyorum. Dişlerimi her insan gibi rahat bir şekilde kullanmayı seçiyorum. Gevşemeyi seçiyorum. Sakinleşmeyi seçiyorum. Ve şu an bunu engelleyen tüm bu bedenimdeki hisleri serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Öyle bir serbest bırakıyorum ki tüm aylara, yıllara yansısın. Tüm günüm harika geçsin. Gevşemiş, sakinleşmiş ve huzurlu olsun. Ve serbest bırakıyorum. Geri kalan duyguları da nefesimle atıyorum. Nefes alıyorum,
Nefesi ağzımdan verirken bedenimdeki katılıkları, bedenimdeki sıkışmış hisleri serbest bırakıyorum. Önümüzdeki günler dişlerimin çok sağlıklı olduğunu hissediyorum. Bunu engelleyen hisleri de serbest bırakıyorum. Dişlerimin sağlıklı. Artık sağlıklı uyku uyurken hayal ediyorum. O hayalin içine giriyorum. O kişi benim. Şimdi o kişi olmayı seçiyorum. İyileşmeyi seçiyorum. Başkalarına esin kaynağı olmayı seçiyorum. Başarı hikayemi paylaşmayı seçiyorum. Sağlıklı olunabileceğini kendime ve çevreme kanıtlamayı seçiyorum. Başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Tek yapmam gereken bedenimdeki katılıkları, birikmiş duyguları, atalardan gelen, anne karnından gelen, çocukluktan gelen, şimdiki günümüzden gelen tüm bu duyguları serbest bırakıyorum. Şifa olsun.